Sessiz olun uyarısı az daha canından ediyordu. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. Eski bir polis memuru olan 30 yaşındaki market sahibi Emrah Özbudak iddiaya göre 5 saat önce sokakta yüksek sesle konuşan 3 genci sessiz olmaları konusunda uyardı. Öfkelenen 14 yaşındaki T.Y., abi 15 yaşındaki Y.Y. ve 16 yaşındaki arkadaşı O.B.A. marketi basıp işletme sahibine sopa ve bıçakla saldırdı. Kavga sırasında gençlerden T.Y. elindeki bıçakla Emrah Özbudak'ı karnından 3 kez yaraladı. Market sahibi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Saldırganlar polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Çocukların karıştığı ikinci bıçaklı olayın adresi de Bursa oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 4 yaşındaki bir çocuk bıçakla 12 yaşındaki ablasını yaraladı. Olayın yaşandığı sırada anne ve baba evde yoktu. Bursa'da yaşayan Hakan Cansu K. çifti iki çocuğunu da evde bırakıp markete gitti. 12 yaşındaki E.K. 4 yaşındaki kardeşiyle evde oynamaya başladı. O sırada mutfağa giden 4 yaşındaki çocuk aldığı bıçakla ablasını iki yerinden yaraladı. Buradan burası. Orada var. Ama. Kollarında var mı? Bir burası. Bir de burası serum taktı. Eve gelen anne Cansu K. kızını görünce şoke oldu. Yaralı kızını kucaklayıp hastaneye götürdü. Dört yerinden yaralı kız çocuğu tedavi altına alındı. Marketten gelirken oğlu koşa koşa geldi. Ufak kardeşim, kardeşim uçakladı. Benim aslanım. Eve de geldiğimizde kızlar kanın içindeydi. Hemen bir tane çocuk hastaneye geldi. Ablasını gören Gönül önce gözyaşı döktü, sonra ablasını öperek özür diledi. Ne yapmadım ki? Bıçakladın mı şeyi? Destansını buldum. Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.